Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Julius Bayer turnuvasından yani Meltwater şampiyonlar turundan bir maçı inceleyeceğiz. Bu maç final maçı finale gelindi. Carlson şekilde de göreceğiniz gibi rakiplerini yenerek en son bizim incelediğimiz Aronian maçından sonra Kaimeri de yendi. O sırada Arjun Elgay'sı de Le Quang Liem'i yenmişti ve şimdi finalde ikisi karşılaşıyorlar. İki gün oynanacak bu mücadele iki maç üzerinden. Ee, i̇lk gün Oynandı. Ben şimdi oyunları incelemeye çalışacağım sonucu söylemeden. Fakat çok kısa. Kimdir bu Arjun Erigayisi? Bu genç yetenek kimdir? Daha önce Pragnananda'nın bir videosunu yapmıştım yine Hindistan'dan. Acaba bunun kaynağı ne? Nereden geliyor bu oyuncular diye sormak gerekiyor. Çok kısa cevabımızı verelim. Satranç elbette herkesin şu anda e, pek çok kaynağı erişimi bakımıyla e, eşit kabul edilebilir herkes için. Yani hepimiz eşitiz. Aynı düzlemdeyiz gibi kabul edilebilir. Fakat İşin bir de böyle olmayan bir kısmı var. O da nedir? Hazırlık, bilgi ve tecrübe aktarımı. Tamam biz belki bilgi kısmını alabiliyoruz ama hazırlık ve tecrübe aktarımı kısmı biraz kısıtlı kalıyor. Çünkü eğer ülkenizde bir dünya şampiyonu varsa Anand gibi örneğin ve eğer ülkenizde satranca destek varsa, sponsor varsa o zaman tecrübe aktarımını da sağlayabiliyorsunuz. Anand gibi, Kramnik ve Gelfand gibi sporcular sizlere gelip destek olabiliyorlar, tecrübelerini aktarabiliyorlar. Bizim memleketimizde de daha yetenekli insanlar yok mudur? Vardır. Ancak bizim ülkemizde bir Anand, bir Kramnik, Gelfand gelip e, tecrübelerini aktarmış mıdır? Şu ana kadar gerçekleştiğini çok zannetmiyorum. Tabii ki bunun yetiyor mu? Yetmiyor. Örneğin e, 2019 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Nihal Sarini Süper Lig'de görme şansım olmuştu. O da Hintli bir yetenek. E, onun tişörtünün üzerinde bir sponsorluk anlaşması yaptığı firmanın sembolü vardı. Bugün günümüzde biliyorsunuz artık sporcular sponsorsuz bir yere gidemiyorlar. Çünkü çok masraflı bir iş. Satranç turnuvasında or dünyanın o yanından öbürü tarafına gitmek hem de orada konaklamak, her şeyinizi karşılamak ve aynı zamanda maddi getiri sağlamak. O yüzden birileri size satranç oynamanız, memleketinizi temsil etmeniz için sponsor olduğunda işte böyle ülkeniz büyük usta fabrikası haline gelebiliyor. Tabii ki satranca herkes aynı şekilde ilgi gösterebilir fakat tek başına yeterli değil. Hemen partiye gidelim. Erigaisi finale adını yazdırdı. Gerçekten çok büyük bir yetenek. Ve Carlsen karşısında dünya şampiyonu Magnus Carlsen var. Bakalım nasıl ilerlemiş. İlk oyunda Carlsen beyaz taşlarla oynuyor. Ve oyuna at F3 hamlesiyle başlıyor. Rakibi Arjun Erigaisi D5 oynuyor. G3, G6. Bu aynı zamanda 2013'te Anad'la Carlson arasında oynanan dünya şampiyonası mücadelesinde de söz konusu olan bir varyanttı. Siyah'ın fikri hemen E5 yapmaya çalışmak olabilir. Fil G2, Fil G7. Ve genelde bunu durdurmak için D4 oynanıyor. Ancak... Karlsson kendi tecrübesinin olduğu yere gitmeye çalışıyor. Rock ve at f6. Diyor ki ben e5 oynamayacağım çünkü Carlson'ın tecrübesinde bu tip pozisyonlar çokça görülmüş beyaz taşlarla. O yüzden Erigaisi simetrik Grünfeld'e gitmek istiyor. At f6 ve d4 oynuyor Karlsson. Rock ve c3. Bu hamle çok esnek bir hamle. Zaten dünya şampiyonu genç rakibine karşı teorik devam yollarından bir şey elde edemeyeceğini düşünüyor olmalı ki strateji olarak, maç stratejisi olarak Teorik varyantlardan kaçınmaya ve oldukça esnek, çok fazla olanın olduğu rakibini bilgi bakımından zorlayabileceği yerlere götürmeye çalışıyor. Hedefi nedir? Hedefi aslında rakibin gürün görmeye alışık tarzda c5 sürmesini zorlaştırmaya çalışmak diyebiliriz. Bazı durumlarda alıp daha sonra korumaya çalışmak söz konusu olabiliyor ve siyah a5 yaparak belki vezir kanından alan kazanmak, belki c5 yaptıktan sonra rakibin b4'ünü kesmek için vezir kanından gelişliyor. Fakat şunu söyleyelim. Beyaz'ın fikri rakip aynı şekilde oynamaya çalışırsa at D2 oynayıp E4 yapmaya çalışmak olabilir. Kaleye bir E4 yapmaya çalışmak olabilir. Çünkü siyah fil F5 engellemeye çalışırsa her zaman ataş 4 var ve E4 yapmaya devam edebilir. Veya siyah bu pozisyona C5 de oynayabilir. Yan tarafta makine analizini paylaşıyorum. E, görülebilmesi bakımından. Çünkü D alır c 5ten sonra şimdi arjun'un fikri olabilir. Fakat bu pozisyon teorik ve daha önce Nihal Sarin gibi az önce ismini andığım e, bir oyuncu tarafından beyaz taşlarla başarıyla uygulanmış ve burada beyazın kritik hamlesi C4. Rakibi Jordan Van Forest. O da Hollanda'nın yetiştirdiği önemli yeteneklerden. Van Forest ailesinin son üyeleri bunlar. Çünkü Van Forest bir sülale, satranççı bir sülale. O da bu sülalenin benzer bir parçası. Çünkü sülale de Van Forest gibi açılışa önem veriyor. Yani bir gelenek gibi adeta onlarda. Örneğin at C3. D alır C4'ten sonra. Bu parti şöyle devam etmiş. File 3 piyonu koruyor. Vezir c piyona basıyor. Vezir A4 piyonu istiyor. Aynı zamanda at C5'e açmazı almak istiyor. Ve at G4 at D5'in ardından beyazların üstünü söz konusu. Fakat oyun beraberlikle neticelenmiş. Bu yüzden C5 oynamayı tercih etmiyor. Ve A5 yapıyor. File F4. Beyazın fikrini görüyoruz. O basitçe gelişmek istiyor. C6. Tabii ki hala burada C5 oynayabilir. Ancak Arjun da birazcık esnek durmaya çalışıyor. Ve Vezir C1. E, orijinal bir hamle. Tabii ki Vezir C2 oynayamadığımız Fil f 5ten ötürü rahatsız olacağımız için vezir cebir normal. Birkaç tane fikri var. Zaman zaman fil aşağı altı oynanabilir. Belki kare 1 oynanıp rakip sen nereye gidiyorsun vezir diye sorulabilir. Ee, bir de elbette C4 sürüşünü destekliyor. Çünkü artık dikkat ederseniz C4 direkt oynandığı durumda e, siyah alıp üzerine yatmaya çalışabilir piyonun. Çok yönlü, esnek bir hamle ve dünya şampiyonu gerçekten Açılıştan istediği yere gitmeye çalışıyor. Yani böyle esnek hamlelerin olduğu, fikirlerin net olarak belli olmadığı yerlere gitmeye çalışıyor. Ve siyah da fil G4 oynayarak atının filine çıkmaya çalışmış. At BD2, at BD7 ve H3. Siyah filini kaçarsa beyaz kovalayabilir o yüzden. Hemen fil F3 ile değişiyor. At F3. Ne oldu? Simetrik piyon yapısında fil çiftine karşı at fil mücadelesi var. Genelde eğer pozisyon açılmazsa atlar fena olmuyor bu tip pozisyonlarda. O yüzden gördüğünüz gibi makinede e, sorun yok diyor. Kale E8. Hemen siyah da diyor ki. Eğer hiçbir şey yapmayacaksan ataş 5'e 5 e E5 yapayım. Merkezi ele geçireyim ve fillerin tamamen etkisiz hale gelsin. Bu yüzden Carlsen hemen C4 oynuyor ve çok önemli bir hamle bu. Çünkü rakibin C4'lerine de pardon rakibin E5'lerine de bir dur diyor. Burada gördüğünüz gibi makine E6 ile daha sağlam oynamayı beyaz renkli fili verdin madem bütün piyonlarını beyaza koy filin yokluğunu hissettirme demeyi tercih ediyor. Ancak Carlsen'ın fikrini görmek bakımından ataş 5'in E5 ile birlikte uygulanamayacağına e, değinebiliriz. Örneğin C'de C'de pardon cd at f4 vezir f4 özür dilerim cd aldı aldı cd kale c 1 ve bu pozisyonda beyazların biraz üstünlüğü olabilir çünkü kendisi c dikeyinde varlık gösteriyor ve vezir kanadı biraz zayıf tabi bazı durumlarda f7 karesi boşta kalabilir ve e5 sürüşü gerçekleştirilemiyor. Tabii ki ataş 5'ten sonra fil de kaçılabilir. Yani bir varyant olarak söylemek istiyorum. Çünkü e5 hamlesi yine burada belki problemli olabilirdi. d5'ten sonra at e5, at e5, at e5, fil e5 ve beyazlar fil çiftiyle rakibe izole piyon bırakarak da oynamaya çalışabilir. Dolayısıyla C4 hamlesi çok yönlü. Rakibin E5 fikrini kesen bir hamle. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Rakip merkezde ilerlemek istiyorsa siz görmezden gelemiyorsunuz çoğu durumda ve rakibe zayıflık bırakarak bir varyant düşleyerek rakibin bu fikrini kesebiliyorsunuz. Karşısında bunu yapmak istiyor. Vezir B6 karelerin bağlantısı sağlandı. Kale D1 vezir c fikrinden bir tanesiydi. D4 piyonu yoğun korudu ve belki at artık oradan ayrılabilir. At E4 ve siyah sonunda tekrar E5 yapmak isteyebilirim diyor. Ve Carlson yine izin vermiyor. Çünkü Filin çaprazında vezir var. Vezir 6, at e5. Yine çok güçlü bir hamle. Ve at df6'nın ardından beyazlara üstünlük gelecek ancak şunu anlatalım, at e5'in fikri anlatmaya çalışalım. Çünkü burada kale d1 ile uyumlu bir fikir söz konusu. Örneğin at e5 alındıktan sonra daha net anlayabiliriz. Bu dümdüz piyon mu kaybediyor? Hayır. Beyazlar fil çiftini çalıştırmak ve gördüğünüz gibi d 1de kaleden faydalanmak için böyle oynayabilir. Stockfish'e göre bu pozisyonda at e5'ten sonra almak değil, kale a8 ile rakibin fikrini karşılamaya çalışmak iyi olurdu. Ee, tabi söz gelimi şöyle devam edebilir. cdc de at D7 kare D7 ve vezir C2. Beyaz hem E4'e baskı uyguluyor hem de C dikeninde bir e, gövde gösterisi yapmak istiyor diyelim. O yüzden bu daha iyi olurdu fakat at D, F6 dünya şampiyonu sonunda karelerin bağlantısını sağladı. Vezir C2 ve tabii ki şöyle bir fikir söz konusu rakip vezir A6'dan e, E2 karesini gözlüyordu. Şimdi belki C5 sürüp atın olası kareleri engellenebilir. Çünkü çok fazla gidecek güzel karesi yok. Hem de aynı zamanda kale belki A-C1 oynanabilir bir vadede. O yüzden siyah atı düşmesin diye at çekiyor. C5, at b 5 ve F4. Tabii ki makine burada gördüğünüz gibi A4 hamlesini öneriyor. Ee, neden? Çünkü siyah A4 yaparsa B5'teki attan kurtulmak söz konusu değil. Ancak Carlson'ın fikri rakibin taşları vezir kanadında böyle yığılmışken şah kanadının boş kalacağı yönünde. O yüzden hiç umursamadan şah kanadında ilerliyor. F4, ve A4 siyah da atın pozisyonu sağlamlaştırdı ve G4. Operasyon başlıyor şahın adında. A3 atın pozisyonu iyice sağlamlaştırıyor. B3 elbette B4 yaparsak e, vezir A4 olabilir alırsak da vezir burada aktif bir görev üstlenebilir ve tabii ki 3. yatayda aynı zamanda A2 piyonu zayıfken siyahın oyunu kolay olabilir. 3. yatayda vezirleri değişmek isteyebilir. Siyah bundan sonra görevi rakip vezirleri değişip mat saldırısını kesmek olabilir. B3. O yüzden dünya şampiyonu kapalı tutuyor pozisyonu. Kale A8, kale A1. Atla 7. Fil F2 ve E6. Makine bu hamleyi çok beğenmiyor ve AT5 alınmasını salık veriyor. Fakat böyle şeyleri yapmak oldukça riskli olabilir. Çünkü zaten filiniz çok fazla oyunu yoktu. Şimdi bir de üzerine burada bir piyon kitlesi oluştu. Belki şaha doğru saldırıda etkili olabilir. Ancak makine bunu öneriyor. Arjun biraz daha sağlama oynuyor E6 hamlesiyle ve burada Dünya Şampiyonu Flash 4 oynamış. Çünkü rakibin taktik olanını görmüyor. O diyor ki rakibim herhalde F6 oynamak zorunda. Bu da bana yazar. Çünkü F6 sürüşü filin önünü kapattığı gibi bana aynı zamanda bir kanca veriyor. Kancayı da ben piyon sürüşleriyle parçalayabilirim. Fakat makineye göre burada G5 hamlesi inanılmaz güçlü bir hamle. Oldukça enteresan çünkü e, her türlü boşta gibi görünüyor. Örneğin FG5 alınırsa ilk etkisi E5'teki atın korunmayacağı yönünde. Ve daha sonrasında açarak saldırı vesaire yapmaya çalışırsak e, basitçe kalite feda edilebilir. Çünkü siyah mükemmel bir oyun olacak E2 karesinden. Kendisi de kaliteyi geri almaya çalışabilir. İkinci etkisi ise G5'in ardından F6 yapılacak olması. Tabi burada atlayıyla oynanamaz mı? Yani sonuçta ben de kaleyle alırsa ne güzel kaçacağım filmi. Ancak sorun şu ki fg 5ten sonra at 5in ardından siyah önce F4'ü alıyor. Daha sonra at 4 istiyor ve daha da güzeli çok hoş bir varyant var. Örneğin beyaz vezir D2 oynasın. Bu pozisyonda siyahın çok güzel bir fikri var. Kendisi basitçe kale F8 gibi bir hamle oynayabilir. Pardon. Önce at4 oynayabilir özür dilerim. Sonra kale f8 gibi hamle oynayabilir ve kendisinin şu anda iki tane fikri var. Veziri c7'ye koyup atı düşürmek ve makineye göre siyah bu pozisyonda beyaz yanlış oynadığı için üstün pozisyon bile elde edebiliyor. Tabii ki bu çok makinevari bir varyant. O yüzden bunu görmek oldukça güçtü. Fakat paylaşmak istedim. Vezir d2 bile at d4 fikrini kesmiyor. Çünkü burada at d4 zaten eee fileye 5'ten sonra piyon kazanıyordu. Ama vezir d2 bile bunu kesmiyor. Çünkü aldıktan sonra kale f8 çok güzel bir taktik kaynak. Flash 4 fakat Arjun bu imkanı kaçırıyor ve dünya şampiyonu size imkan veriyorsa kaçırmamanız lazım. O yüzden birazcık kötü bir an onun için. At F3, at F8. Ve bu da iyi değil. E artık makine burada kesinlikle bir karşı oyun arayışında. B6 oyuna, C piyonunu verme ve daha sonrasında mutlaka ama mutlaka oyuna bir şekilde dahil olmaya çalış diyor. Elbette fikirlerden bir tanesi de şu. Beyaz ne zaman E4 oynarsa siyah atını D5 karesine götürüp izole piyonu, izole piyonu e, bloke edebilecek. Fakat at F8 hamlesi bu karelerden biraz uzaklaşıyor ve makine bunu beğenmiyor. E3 çok güzel bir hamle. Aslında pozisyona durup biraz düşündüğümüz zaman şunu hissedebiliyoruz. Tamam beyazın fil çifti var. Alan üstünlüğü var. Ve tahta şu anda bütün piyonlarla dolu olduğu için piyon yarmaları da e, sürekli kendini göstermesine rağmen kolay değil. Yani her yerde sanki piyon yarması var gibi görünüyor. İşte E4 oynayabilirim. F5 oynayabilirim. G5 oynayabilirim. Ancak o kadar kolay değil. O yüzden dünya şampiyonu buradaki yaklaşımı açıklamaya ve anlamaya bence gayet uygun. Çünkü Şimdi öncelikle diyor ki tamam ben iyi pozisyondayım. Rakibin piyon yarmaları yok. Rakibin piyon yarmaları bir şey vermiyor. Herhangi bir şekilde ilerlemesi onunla bir şey vermiyor. Ben ne yapabilirim? Ben G5 oynayabilirim, F5 ve 4 oynayabilirim. Bunlardan en iyisi belki G5 olabilir çünkü E5 karesini ve rakibin şahını zayıflatıyor. Ama bundan önce bütün taşlarımı iyileştirmeliyim. Bundan Makagonov kuralı deniyor. Makagonov diyor ki eğer konuda doğrudan taktikler yoksa en kötü durumdaki taşınızı iyileştirin. Burada da G2 fili en kötü durumdaki taş gibi görünüyor çünkü her ne kadar merkezi kontrol etse de piyon zincirine çarpıyor ve piyon zincirlerinden hoşlanmıyor bu filler. O yüzden hemen fili f1'den d3 karesine götürmek istiyor. Aynı zamanda vezir kanadına bakıyor ve aynı zamanda kritik şah kanadı karelerine göz dikiyor. Fil f1, at c7 ve g5. Az önce sözü edilen fikir at d7, tabii ki f5 oynayarak rakibe boyun eğilebilirdi ancak beyazın fikri burada fili buradan çektikten sonra h4 h5 yapıp ee, hemen kaleleri çiftlemeye çalışmak olabilir. Şah'ı çekip daha sonra diğer kale. Beyaz hiçbir şey e, hiçbir şeyle karşılaşmayacak. Hiçbir e, karşılığında karşılaşmayacak. O yüzden bunu yapması normal olur. Arjun onun yerine at da 7 oynuyor. Taş değişimleri hoşuma gider diye düşünüyor. Ve GF6 file 6 File 6dan sonra e, beyaz, fil çiftinden vazgeçti fakat Gördüğünüz gibi Şah'ın koruyucusunu aldı. O yüzden bundan memnun. Fil D3. Her an fedalara bakarak kale E7. 7. yatay savunması yapmak isteyebilirim diyor. Şah 2 Beyaz'ın e, bütün zamanı Taşlarını hazırlamak için yeterli çünkü siyah bir şey yapamıyor. Kale F8, kale G1. At C8, kale G2. Kaleleri ile fikriyle at G7. Kale C1, vezir C7. Ve sonunda dünya şampiyonundan bitirici hamle geliyor. Fil alır G6, hey alır G6, vezir alır G6. Tabi taş feda etmek öyle elimizin tersiyle yapabileceğimiz bir şey değil. Ancak... Yine de şunu söyleyelim. Savunmak her zaman daha zor. Ve bu pozisyonda yeterli savunman da olmadığı düşünülürse özellikle hem G dikeyindeki baskı hem atın güzel sıçrayışlara sahip olması. Söz gelimi at G5 gayet güzel bir tehdit gibi görünüyor. E, siyahı zorluyor ve siyah at 4 ile daha büyük bir hata yapıyor. At G5 çok güçlü hamle. Rakibin atından kurtulduğu gibi kalesini 4. veya 5. yataydan girmek istiyor. Şimdi uygun fırsat yakalarsa kale mat yapmak isteyecek. O yüzden siyah kale F5 oynuyor. Tabi dünya şampiyonunun bu pozisyonda tek iyi hamleyi bulması lazım. O da elbette Kale'yi herhangi bir şekilde e, öylesine geri çekilmek değil. Eğer öylesine geri çekilirseniz bu sefer siyah şah f8 ile hemen kaçmaya başlıyor ve şahını güvenli bir şekilde tutabiliyor. O yüzden dünya şampiyonun takdir şayan kale 5 f4 hamlesi şahın kaçışını engelleyecek. Örneğin şah burada kaçmaya çalıştı az önceki gibi. Kale h4 çok etkili olacak. Çünkü az önceki gibi kale f7 ile şahı saklamaya çalışırsam bu sefer kaçıyor. Şah e kaçıyor ve vezir g aldıktan sonra pozisyon kazanç oluyor. Çünkü alıyorum alıyorum. Güzel bir taktik bu tabii ki kale feydi. Kale feydi hesaplanması gereken bir taktik ve en son e, beyaz kale fazla kalıyor. Kale 5 4 hesaplanmasa bile H dikeni kalenin gelebilmesi için önemli. Çünkü eğer bunu yapmasaydınız siyah kale H5 gelebilirdi. Fakat burada o da yapılamayacak. Çünkü şah F8 ve yeterli zamanı yok kale 5 yapmaya. E, örneğin yani e, kaleyi daha geri gitmiş olsaydım şah f8'den sonra şimdi geleyim filan desem kale h5 var artık bir şey yapamıyoruz. Kale 5-K4 ve kale e f ardından vezir E6'dan sonra Eri terk etmiş. Çünkü çok fazla tehdit var. G7'yi istiyorum. E Vezir'e oynamak mümkün değil. Açmazdan faydalanıyorum. Şah F8'de oynamak mümkün değil. Yine kale G7 var çünkü diğer kale boşta bu sefer. Ve Eri terk etmiş. Hemen bu koşullarda ikinci partiye giriliyor. Eri kazanmak zorunda. Beyazlarla oynuyor. Bakalım nasıl gitmiş. E4, E5, At F3, At C6, Fil C4, At F6, D3, Fil C5. Onlarca yüzlerce binlerce kere bunu gördük C3 D6 Rok A5 A5 hamlesi son zamanlarda A6'ya tercih ediliyor çünkü rakibin biliyorsunuz beyazların vezir kanalına ilerlemesi çok popüler son zamanlarda A5 bunu keserken file yer açıyor fil G5 A6 H6 fil H4 ve bu pozisyonda makinenin ilk 5 hamlesinde göremediğimiz fakat büyük ihtimalle dünya şampiyonunun çok da iyi hazırladığı bir hamle var fil D7 anlıyoruz ki dünya şampiyonası için bir hazırlık bu. Böyle bir şey görmüştüm internette. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fildeydi Nepomniş'e karşı belki oynayabileceği bir hamle olarak. Hazırlanmış bir hamle. Bu hamle daha önce düşük seviyede oynanmış ancak en üst düzeyde görülmemiş. Kaleye 1. Fildeydi'nin fikrini hemen söyleyemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Genelde Fili biliyorsunuz buradan rakip Fili kesmek için kullanıyorlar. Ancak burada Fildeydi sanki biraz pasif duruyor. Fikrini birazdan göreceğiz. Aslında agresif bir fikre sahip. Kaleye 1. Fil A7. At b 2. Ve G5. Siyah'ın planının ilk aşaması. Fil G3. At 7 Genelde biliyorsunuz İtalyan ve İspanyol'da C3'teki at bu atı kısıtlıyor. O yüzden ata yeni e, yollar bulmak gerekiyor. G6 karesi bunun için elverişli. Şah kanadı saldırısını destekleyebilir. Ve beyaz da hemen bakıyor ki rakip kanat saldırısı yapıyor. En iyi cevap merkezden cevap vermektir diye düşünerek D4 oynuyor. At G6. D alır E5. D alır E5. Pozisyonda E5 piyonu boşta. Bu pozisyonda Ergay saat F1 e oynamış ama makine göre At E5 oynanması gereken hamle. Fakat şöyle bir hesaptan sonra At E5 At E5. Fil E5. Fil alır f2, siyahın fikri buydu tabii ki. Şah f2, at k4, şah k1, at alır e5 ve at f3. Bu kritik hamleden sonra, tabii bu hamle görülmeden olmuyor. Bu kritik hamleden sonra beyazlar belki rakip şahın birazcık daha zayıf pozisyonu yüzünden e, iyi oyun umabilirler. Çünkü at c4 taş kazanmıyor, vezir de 4'ün ardından çatal atıldı. Ve siyah örneğin rok yaparsa, dediğim gibi siyah şahı biraz daha zayıf fakat... E, Kimin kazanacağı belli değil. Hala çok belirsiz bir oyun var. Atfil mücadelesi dengesiz. Piyon yapısı son derece dengesiz. Beyazın zayıf piyonuna karşı şah zayıf gibi. Ancak bunu oynaması gerekiyordu. At F1. Bu hamleyle biz siyah niyetini görebiliyoruz. Vezir E7 ve birdenbire anlaşılıyor ki siyah kısa rok atmayacak. At E3 ve uzun rok. Eğer fil burada olmasaydı uzun rok asla mümkün olmayacaktı. Tabii ki şunu da söyleyelim. E4 piyonunu boşta bırakıyor ama E4 piyonu alırsak at 5 var. O yüzden taş kaybıyla yanıtlanırdı. At E3 uzun rok ve siyah birdenbire bütün taşlar aktif hale geldi. D7'deki fil anlamda oldu rok attırdığı için. Ve şimdi beyazın dikkatli olması lazım. Vezir cebir. Makine çok beğenmiyor ama anlaşılabilir bir hamle. Kale h 8 Makine bunu da beğenmiyor. Açıkçası burada e, ters roklu pozisyonlarda hep şunu söylüyorlar biliyorsunuz. biz Ben de sürekli söylüyorum. Hızlı olan, piyon fırtınasını hızlı yaratan kazanıyor. Ancak dünya şampiyonu burada Kale h 8 oynayarak rakibin at F5'lerini e, öngörmeye çalışıyor. Olası durumda E5 piyonunu sağlam tutmaya çalışıyor. Ancak makine burada at H5 veya h 5'ten sonra e, siyaha gayet iyi şanslar veriyor. Ateş Paşa örneğin AT4 gitmeye çalışıyor. Oldukça mantıklı görünüyor. Fakat e, tabi g 3 de almak isteyebilir. Fakat bunu tercih etmemiş dünya şampiyonu. Kale H8 ve B4. Makine az önce söylediğim sebepten ötürü at F5'i beğeniyor burada. Çünkü at F5 aslında kale H8 hamlesi e at F5'i tam olarak karşılamıyor. Makineye göre böyle oynamak ve daha sonrasında vezir C2 yapmak mümkün. Belki fil F5'ten çekinilmiş olabilir mi diye düşünecek olursak at F4 gibi mesela. Ancak bu tip pozisyonda da E5 piyonu boşta kalıyor ve kale H8 yine yeterli gelmedi. Ancak burada dediğim gibi hızlı olan kazanır düşünüyor beyaz ve B4 oynuyor. A4 pozisyonu kapalı tutma amacında. Ancak bu sefer makine alabilirsin. Atta 5'ten çekinmene gerek yok diyor. Çünkü vezir de 5 kale 4'ten sonra fil C6 var. Fakat bunu hesaplamak gerçekten kolay değil. O yüzden dünya şampiyonu kapalı tutmak istiyor. A4 at F5 vezir F8 vezir C2 ve kalelerin bağlantısını sağladı ve siyah da at F4 oynayarak şah kanalında atağa başlıyor. Kale A'da bir kaleler iki tarafında kaleleri merkezleşti ve oyun artık doruk noktasına doğru yaklaşmaya başladı. Fil alır F5 ve İlk taş fedası geliyor. Vezir alır A4. Çünkü iki tane taş aynı anda istekte. Bunu yapabiliyorum diyor. Kale alır D1. Kale alır D1 ve Şah B8. EF5'in ardından pozisyon birazcık karıştı. Beyaz fil çiftini aldı. Piyon kazandı. D dikeyin de hakim gibi görünüyor. Fakat buna rağmen pozisyon çok net değil. Çünkü ters kanada oklu pozisyonlarda taktik olanaklar bu tip işte pozisyonel değerlendirmenin önüne geçebiliyor. Fil çifti gibi, piyon yapısı gibi. Ve göreceğiz. Dünya şampiyonu bunu hissediyor. Eğer konumsal bir oyun gelirse başının belada olabileceğini düşünüyor. O yüzden harekete geçiyor E4. At D4 E3 P E3 Kale E3 ve Fil F2. Kale istekte ne yapmak lazım? Kaleyi kaçmak iyi görünmüyor çünkü açarak saldırılar oyunu matla sonuçlandırabilir. Örneğin kaçtığım zaman hemen at C6'lar oyunu bitirebilir. Aldıktan sonra mat yapabilirim. Dolayısıyla ne yapacak? Tabii ki Vezir 7 yapacak. Kalite feda ediyor. Piyonun üzerine bir de kalite bırakıyor ve enigayisine rakibine inanmıyor. Fil E3 alıyor. Makineye göre burada at C2 ile hala e, normal ortada bir oyun elde etmek mümkün idi. Ancak at g4 hamlesinden sonra konum hayli karışık ve burada makine göre tek hamle vezir d7 olacaktı. Tabi bunları hızlı hızlı görmek o kadar e, zor ki özellikle az zamanda yani rakipleri anlamak gerekiyor. Ancak buradaki analiz daha hala bitmiş değil. Kale e1 yine inanılmaz soğukkanlı bir hamle. At e1, fil f2, e, şah h1, vezir d7, kale d7 ve burada beyazın belki kazanma şansları olabilir makineye göre. Ancak iki hafif taşa Kale ve ee, 2 piyon. Çok çok belirsiz bir pozisyon. El file 3 oynuyor ve görüp görebileceğiniz e, bu turnuva içerisinde en güzel kombinezonlardan birine yol açıyor bu. Vezir alır E3'den sonra. Şah F1 oynanmak zorunda. Çünkü Şah H1 çok güzel sebeplerden olmuyor. Şah H1. Örneğin fil alır D4. Tek hamle tabii ki. Nedenini göstereceğim. Şimdi C alır At G4. Ve şimdi çeşitli boğmaca matı temaları var. Örneğin beyaz yanlış oynarsa boğmaca matı yapabiliyoruz. Boğmaca matını gösterme şansı olduğu için bunu kaçırmayacağım bu fırsatı. Ee, dolayısıyla at k4'ten sonra normal bir hamle kale f1 olabilir. Sanki fena değil gibi duruyor. Ancak vezire 4. Vermatı diyoruz. Söz gelimi kale f3 dengelenebilir. Burada hala kolay değil. Ataş 3 oynuyoruz. Ve savunma yok. Tabii ki atalamıyoruz çünkü aldıktan sonra birkaç hamle içerisinde mat var. Örneğin fil f1 gelinirse bu seferde mükemmel vezire 3 hamlesi var. Çok keyifli. Bunu paylaşmak istemiştim bu varyantı. Kale 3'e de at g f2 mat oluyor. Ve vezir gibi bir mat istiyoruz. Beyaz taşlarını feda etmek zorunda e 3, şah f 1 ve bu pozisyonda mükemmel at 4 ve 5 hamlesi de 5 hamlesi yapılmak zorunda. Çünkü direkt at g4 yapılsaydı e, bilin bakalım kim kazanıyordu? Bu sefer beyazlar kazanıyor çünkü d dikeyinde e, örneğin bc2 d8 6'dan sonra mat var. O yüzden bu yapılamaz. Ancak bu pozisyonda kazanan tek hamleyi gördüğünüz gibi tek hamleyi buluyor dünya şampiyonu. Aslında bu buraya biraz tesadüfen geliyor. Sanırım burada olacakları tam öngörerek gelmiyor ve bu pozisyona geldiğinde eleme yöntemiyle e, belki bir videoya konu ol olabilecek satrançta. Hesaplarken eleme yapma yöntemiyle at 4 d5 hamlesine ulaşıyor ve rakibin birdenbire at k e çaresi olmadığını fark ediyor. Çünkü bedava atın alınması durumundaki gayısı bunu alıyor. Şimdi at sonra e, çifte saldırıya karşı çare yok e, ve yine beyaz taşlarını birer birer vermek zorunda kalacak. Ancak şunu söyleyebiliriz at 4 d5 hamlesi artık rakibin at 6 fikrini kestiği için e, çok güçlü. Ve bir de örneğin file 2 ile rakip at kesip ben mata engellemek istiyorum derse bu sefer de çok güçlü g4 hamlesi var. E, ee, şu anda C3 piyonu da almak istiyoruz. Ancak daha da önemlisi e, mat saldırısı devam edebilir. Örneğin kale D3 oynanabilir mesela. Vezir C1. Vezir D1. Vezir D1. Savunmaya gelmeye çalışıyorum. Vezir e, gibi. Bu tabii en iyi savunma gibi görünüyor ancak e, siyahlar e, güçlü filin yardımıyla atak yapmaya çalışabilirler. Tabii ki böyle oynanmış olsaydı oyun biraz daha uzayabilirdi. Ve durum 2-0. Erigay'sinin iki, iki, kez kazanması lazım şimdi. Gidelim diğer partiye bakalım ne oluyor. Hemen başlayalım. Üçüncü partide kalsın tekrar beyaz ve E4-C5'e karşı çok sağlam Alapin Sicilyasını uyguluyor. D5, E5, Vezir D5, D4, At F6, At F3, E6 ve At A3. Oldukça pozisyonel bir yaklaşım. Beyazın fikri tabii ki taktik olanakları da kollarken çoğu durumda Atı 4ten veya C2'den kullanmak. Çünkü C2'den kullanıldığı zaman izole piyon almadan oynayabilir. Yani C'deyi taşlar almaya çalışabilir. Veya atı C4 A oynadığı zaman E5 karesine atı götürüp yine izole piyon almaktan kurtulabilir. Ki bunu oyunda göreceğiz. Vezir D8 oynamış Eligayesi. Fikri göstermek istiyorum. C6 D4'e at B5 yapıyorum ki fil A3'teki atı almasın. At C7 istiyorum. Vezir yine oyundaki gibi kaçarsa bu sefer vezir D4 var ve en güzel finallerden bir tanesini oynayacak beyaz. Hem 3'e 2'si var vezir kanadında, hem gelişim üstünlüğü var ve dünya şampiyonuya beraberlik yetiyor. O yüzden böyle risksiz bir konumu e, siyahın beyaza vermesi iyi olmazdı. Vezir D8 at C4. Şimdi artık gördüğünüz gibi CD alınmak isteniyordu. O yüzden e, atı oradan çekmek gerekiyor. At C4. Siyah izole piyon bırakmak istiyor CD aldıktan sonra. Ancak dünya şampiyonunun böyle e, iki taraflı olabilecek bir oyunu kabul etmeyeceğini anlayabiliriz. At E5. E, C alır D4. Tabii ki at E5 alınması durumunda At e5 alınabilirdi çünkü fil b5 tehditleri olabilecekti. O yüzden cd4 normal hamle. Fakat bu durumda at c6, bc6, vezir d4'ün ardından siyahın piyon yapısı biraz zayıfladı gördüğünüz gibi. Ancak bu pozisyonda eri fil vezir b6 oynayınca fil c5 fikri dünya şampiyonu rakibin piyon yapısını düzeltiyor. Ve bu büyük ihtimalle küçük bir hata fakat birazcık rahat oynadığını söyleyebiliriz dünya şampiyonun. Kendisini birazdan kötü pozisyonda bulabilir. Siyahların piyonları birden mutlu hale geldiler ve kalesinin önü açıldı. At 5 fil ve 7 fil 2. Gördüğünüz gibi daha basit bir şekilde oynamaya çalışıyor dünya şampiyonu. Değişelim, kazanalım şeklinde. Ee, yani beraber olsun ve kazanayım. 2.5 puan yetiyor çünkü. Fil de 6, fil F4 aynı stratejiyle devam ediyor. Basit oynamaya çalışıyor. Ve kale A5. Birdenbire siyahın kartlarını e, gösterdiğini görüyoruz. Ve bütün taşlar aktif oldu. E, at D3, fil F4, at F4 ve C5. Bütün taşlar aktif oldu şimdi. Sadece tek ihtiyacı olan şey şahı merkezde tutup diğer kalesine oyuna girmeye çalışmak. Rok, şah 7, kale F1. Kale A4, at D3, Kare D8 ve A3. Siyah'ın taşları daha etki Tamam. Ancak konum elbette kolay değil. Bu aşamada belki siyah şah kanadı piyonlarını ilerletmeyi deneyebilir şu anda. Çünkü kendisinin 4'e 3'ü var. Ve başlayabilir G5. Daha sonra belki H5, G4, H4. Çünkü kendisinin orada bir çoğunluğu var ve zayıflık yaratmaya çalışabilir. Ve rakibin burada en azından filini kısıtlamasını engelleyebilir. Ve kendi ilerleyişini dur durdurmasını engelleyebilir. O yüzden bu daha iyi olabilirdi belki ama fil altı, 6 fil F1. E, açmazdan çıkıyor çünkü fil orada boştaydı. Fil B7. At E5. kare D5. At C4. Ver piyonu. At D7. Gördüğünüz gibi beyaz rakibin biraz kesin olmayan oyunu sayesinde rahatladı gibi. B3. Kale a ve A4. Rakibin de piyonları durduruldu. At C4 karesinde güzel pozisyon elde etti. Ve kare D1 kale D1'in fil D5 oynuyor siyah. Pozisyon eşit artık. Ve gördüğünüz gibi baş 4 hamlesi çok önemli çünkü rakip ilerlemeden, çoğunluğu hareket etmeden onun sürmesi demek, piyonların değişilecek olması demek ve çoğunluğa karşı oynamanın en güzel yöntemlerinden bir tanesi o çoğunluğu yok etmek demek. O yüzden biz burada H4 oynayarak rakibin çoğunluğu ilerlettiği zaman hemen değişmek istiyoruz ve rahatlamak istiyoruz. H6 siyah da rahatlayabilirim belki diyor ilerleyerek. F3 kale B7, kale A1, at B8, atı getirmek istiyor kale B1, şah D8. Dünya şampiyonunun bu tipte çok fazla aslında zaferi var böyle konumlarda. O yüzden kendisi kazancı oynamak gerekiyor olsaydı bunu e, bayağı zorlayabilirdi. Birazdan göreceğiz çünkü e, eşit görünen pozisyonu harika oynayacak. B4, Şah C7. Ve tabii ki kendisinin üç 2'si var. Ve bunları ilerletmeye çalışıyor. BC, BC ve A dikeninde bir geçer piyon elde edildi bile. Tabii rakibi e, alabilirdi. Ancak aldıktan sonra böyle alındıktan sonra e, yine büyük ihtimalle piyonun sabitlenmesine hoşlanmadı. Yine oradan geçer yaratacak olmasına hoşlanmadı ve bu şekilde oynamaya karar verdi. BC BC kale beydi, fil at e 5 siyah kazanmak zorunda olmasa pozisyon beraber diyebiliriz ama siyah kazanmak zorunda. F6, at G6, fil C6, A5 piyon istedi. Kaçtık e 8, at F4 ve fil D7. Makineye göre burada atın gideceği kareleri kontrol eden fil F7'denmesi daha iyi olurdu. Fakat fil D7 ataş 5'ten sonra birdenbire top Beyaza geçiyor. At C6 piyon isteyerek 6, şah B6, at 7 ate 5 At 5 F5, At F4, C4 ve burada dünya şampiyonu kazanmak için önemli bir imkanı tepiyor diyebiliriz. Ee, burada basit oynayıp şah F2 oynamaya çalışıyor. Fakat makineye göre H5 oynasaydı At G6 ve Fil C4 çok güzel bir tehdit olabilirdi. Söz gelimi şah 6 At G6 ve atı kaçmaya çalışırsa Fil C4 kazanç şansları hayli yüksek veya almış olsaydı burada çok güçlü bir geçer piyon olabilirdi HG6'dan sonra. Ama şah f2 doğal oynamaya çalışıyor. Fakat bu sefer a6'yı dümdüz vermiş oluyor. Pozisyon tekrar eşit oldu. Fil E2, şah b5, g4, fg, fg, şah a4, g5. Maalesef siyah kazanmak zorunda. Hg, hg, şah b3, g6, at g6, at g6, at g6 şah c3. At e5 ve dünya şampiyonu fil b5'in ardından şah e3'ten sonra c4'e vuruyor. Şah b4 ve fil alıcı 4 ve oyun beraberlikle sonuçlandı. Ve dünya şampiyonu bugün oynanması beklenen e, final maçının ikinci oyununu Böylece avantajlı bir şekilde karşılamış oluyor. Umuyorum beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle 3 tane oyunu rally biçiminde inceleyince kafa karıştırıcı olabilir. Ben de hızla yapmaya çalışıyorum bunu. Umuyorum hoşunuza gidiyordur. Tek bir oyunu seçmektense özetlemeye çalıştım. Şimdi bu kadar diyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.